Evet, iyi akşamlar. Yine bir pazar akşamında sizlere misafiriz. Hepinize şehir tadında musmutlu bir akşam diliyorum. Bu akşam her hafta olduğu gibi yine çok değerli bir konuğum olacak. Besni'den diyeyim ama ülkede ismi duyulmuş, ulusal bazda düşünebileceğimiz bir söz yazarımız, bir bestekarımız olacak. Birlikte bu akşam sizlerle güzel bir program sunacağız inşallah. Kimdir bu dostumuz? Bekir Dost. Hoş geldiniz Bekir abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bekir hocam, ben sizi tabii ki tanıyorum. Eyvallah. Ama tanımayan dostlarımız da olabilir. Tabii ki. Önce sizi sizden biraz tanıyalım, ondan sonra programımıza giriş yapmış olalım. Ben Adıyaman Besni doğumluyum. Hocam, Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. 15 sene İstanbul'da çalıştım, emekliyim. Bu yaşam sırasında şarkı sözlerim vardı, yazıyordum kağıt, kalem, şudur budur, deftere, kitaba. Bunu belli bir zaman biriktirdim. Emekli olduktan sonra canım sıkıldı, bir karıştırayım derken bazıları hoşuma gitti. Bazı sanatçı arkadaşlara gösterdim, çok güzel olduğunu söylediler, değerlendirilebileceğini söylediler. Bu anlamda ben de bir ilerleme kaydettim, müziklerini yaptırdım. Sanatçı arkadaşlarımıza söylettim, bizim Besni'de yöresel arkadaşlara vesaire. Evet, böyle sizin sanatsal yönünüzü biraz daha irdeleyeceğiz, biraz daha deşeceğiz. Tabii ki. Çünkü biliyoruz ki siz böyle ulusalda nam salmış Müslüm Gürses gibi, Ali Tekin Tire gibi, Coşkun Sabah gibi, Bülent Ersoy gibi birçok insanla dirsek temasınız olmuş. Evet. Bazılarıyla beste alışverişiniz olmuş. İnşallah onları tek tek konuşacağız. Ama biz önce bir kliple girelim. Böyle bir sizin eseriniz olan Murat Yaman kardeşimiz söylediği için Nergis Çiçeği. Evet, Nergis Çiçeği ile bir giriş yapalım. Ondan tabii sonra ki sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Thank you.
Bana neden çile? Yarın gözleri siyah, yanakları gül. Onu ben çok sevdim, değişmem hiçbir şeye. Gül diktim, gelir koklarsın. Kendimi kalbimde gizledim ben. Bahar ayını müjdeleyen nergis çiçeği. Haydi uyan dilizim, toprağın gibi. Sen doğaya can veren sevda çiçeği. Kendimi kalbimde gizledim. Evet Murat Yaman'a da size de dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bir konu bütünlüğü var şiirde. Evet. Eserde bir konu bütünlüğü zaten var. Evet. Onun yanında böyle ezgisi, makamı o kadar böyle tatlı ki kulağa çok tatlı geliyor, çok hoş geliyor. Şimdi bu klibi sizden dinleyelim biraz. Fahrettin Bey, bazı sözler vardır kulağa hoş gelir, bazı müzikler vardır o da kulağa hoş gelir. Ama önemli olan gelebileni bulabilmektir. Mesela bu eserde, ikinci kıtada, aşk başkalarına mutluluk, bana neden çile, yarın gözleri siyah, yanakları gül pembe, değişemem ben onu hiçbir kimseye, buluştuğumuz yere gül diktim, gelir de koklarsın diye. Orada aşk kelimesini almamış Murat Yaman kardeşimiz. Aslında bu eserin ana teması aşktır. Yani bir eserde bir kelime eseri alır götürür. Aşk yazması gerekmiyor aslında. Yani siz zaten aşkı anlattığınız zaman illahi onun içine aşk yazmaya gerek yok. Yani sürüklemek önemli. Evet. Bu anlamda şimdi ben şunu söyleyeceğim. Biraz kendimi abartmak gibi olmayayım. Ben şiiri herkes yazar. Şarkıyı herkes yazar. Önemli olan yazmak değil. Karşı tarafa bir şeyler verebilmektir. Mesela Müslüm Gürses öldü ve kabrine gittiğimde orada 15-20 tane arkadaşla tanıştım ben. 7-8 seneden beri aynen görüşmelerimiz devam ediyor. Muhterem Nur hanımı, Allah uzun ömürler versin, Müslüm babaya da Allah rahmet eylesin gani gani. Evet. Çekirdekten gelen bir adamdı, varoşları oynadı, öyleydi zaten ama kendini geliştirdi, mükemmel bir konseptle. Öbür dünyaya gitti. Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba adlı bir eserim var. Arkadaşlar bekliyorlar. Onu da şu an mı söyleyeyim? Nasıl istersen. Veya ileride mi? Olur. Mesela Müslüm Baba. Sensiz doğan gün neyimize gerek? Ne yapsın sensizliği bu yürek? Elini tutmasak, yüzüne bakmasak, başkaları değil bize sen gerek. Müslüm Baba, Müslüm Baba. Sensiz günler geçmek bilmiyor. Hatıraların gözlerimizde tütüyor. Kaçamıyoruz, kaçmakla bitmiyor. Müslüm Baba, Müslüm Baba diye devam ediyor bu. Bunu Zincirlikuyu mezarlığında muhterem hanım dinledi. Hüngür hüngür ağladı. Bu besteyi ver bana dedi. Ben bomba sanatçıya söyleteyim. Sana da ne gerekiyorsa yaparım. Ama gel gelelim ki araya film mevzuları girdi. Biraz aksadı. Ama olacak. Yani önemli değil. Önemli olan işte ben aklıma tam da şey geldi. Yani Müslüm Gürses'in vefatından sonra bile kendisine besteler yapılması, şiirler yazılması, filmlere çevrilmesi ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir sanatçıya böyle bu kadar değer verilmesi ne kadar güzel bir şey. İstanbul'da belki binlere yakın kişiler var. Hayran kitlesi olarak 50-60 tane arkadaşım var benim.
Her pazar giderler, Müslüm Baba'nın mezarının başında Kur'an okurlar, dua ederler, otururlar. Ayda 15 günde bir muhterem hanım da gelir. Yani ben daha bu zamana kadar hiçbir sanatçıya bu kadar ilgi ve alaka ölmesine rağmen devam ettiğine şahit olmadım. Evet. Bu işlerle de Burhan Bayar uğraşıyor. Filmin zaten baş yönetmeni o. Onun da filmde bir tane eseri varmış. Başka hiç kimseden eser almadım dedi. Müslüm Gürses için. Benim o dediğim Müslüm Baba eserinde Burhan Bayar inşallah bir düzenlemeyle iyi bir şeyler yapacak diye düşünüyorum. Evet, ki inşallah. Sağ olsunlar. İnşallah. Bekir Hocam, sizin söz yazarlarınız ne zaman başladı? Nereden esti sizde böyle? Besinde aslında böyle bir potansiyel var. Çünkü büyük üstad Ali Tekindür'e besinde. Yani besinde gerçekten böyle bir potansiyel var gibi. Sizde ne zaman başladı? Nasıl başladı? Ben 15-20 seneden beri yazıyorum Fahrettin Bey. Ama kendimi ne zaman anladım diyeceğim size. 4 ay önce anladım. Sabah saat 9'dan gündüz 1'e kadar benim yazdığım eser en az 3 tane 5 tane. Ha siz bunu boşuna mı karalıyorsunuz diyoruz. Her insanın belli bir ilham saati varmış. Sezen Aksu bundan 20-25 sene önce magazinde çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Bana dedi gece 2'de 3'de şey gelir, ilham gelir. Yazarım, hemen müzisyenlerimi çağırırım. Ofiste hemen onu müziğe aktarırız. Ben derdim özür dilerim herkesten. Bu kadın manyak dedim, yani şey ne biçim konuşuyor böyle, gece 3'te 4'te müzik mi yapılır, beste mi yapılır? Ama bazı şeyler kalıtsaldır. Olabilecekse olur. Ben bir ayda 100'e yakın eser yazmışım. Evet. İçine bakıyorum, her biri birbirinden güzel. Ama benim tek şansım şu, kendimi öyle görüyorum, bilmiyorum karşı taraf ne düşünür. Bana eserler ilham müzikle beraber geliyor Fahrettin Bey. Yani müzik ve söz beraber mi evet, geliyor? Evet, evet. Mesela benim damar müzik haricinde arabesk var bende. Fantazi var, roman havası var, halk müziği var, sanat müziği var. Yani değişik tarzlara uyarladım. 50-60'a yakın şu an müzikle eserim var. 300-400 tane de müziksiz eserlerim var. Evet. Ha bu ne olacak? Bu zamana bırakıyorum ben. Kısmet nasip işleri bu işler. Yani bir anda olacak işler değil. Ama takdir böyle edersiniz. Şeye girdiğim zaman, böyle arama motorlarında Bekir Dost diye girdiğim zaman karşıma çıkan eserler genelde böyle arabesk türü eserler. Evet. Yani en azından benim rastladığım müzik türleri arabesk türü eserler. Siz genelde ona mı uygun eserleriniz? Aslında benim hayatım arabesk. Ha, yaşanmışlık var yani. Evet. Ben sade yaşamayı sevmiyorum. Yani itilmişlik, kakılmışlık veya bir hor görülme veya senin birilerini hor görmen olabilmeli hayatta. Hayatın renkli geçmeli. Ben İstanbul'da 15 sene kaldım. Emekliyim elhamdülillah. İbrahim Öztürk gönderdi beni İstanbul'a. Allah razı olsun, şu an belediye başkanımız. Reşit Alkan'a, İbrahim Öztürk'e, ondan sonra bütün belediye başkanı Eyüp Emre'ye. Bütün siyasilerimize. Evet, selam gönderiyorum. Hiçbirini ayırmadan birbirinden. Eyvallah, hepsine evet. Selam gönderiyorum. Yani bu işler öyle sıradan yapılacak işler değil. Evet. Bir eseri yapıyorsun, onun müziğini sen yapacaksın, yaptıracaksın. Notere sen götüreceksin, klibini sen yaptıracaksın veya sanatçıya beğendirebileceksin. Bu işler kolay yapılacak işler değil. Bunun için de kalbinde, yüreğinde sevgi muhakkak olabilmeli diye düşünüyorum. Evet. Hocam ben bir şiirle devam etsem? Tabii ki. Bir tane ben okuyayım, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Eyvallah. Bu şehir sıkıyor beni. Pılımı pırtımı geride bırakıp gidesim var yosun kokulu şehirlere. Ruhumu okşamalı şehir, şiir yazdırmalı. Toprak kokmalı yağmur yağdıkça. Ay ışığında beklemeli sevgili. Kırık bir bankta yükselmeli nefesinin buğusu. Ya da bir şehir yaratmalıyım.
işinde sen olan, dışında sen, göklerin maviliğinde sen olan, kavgalarında sen. Bir sonbahar sabahında rıhtımdaki bankta üşümediğim, İster sararmış yaprakları arasında vursunlar beni, ister göklerdeki maviliklere savursunlar. Bir şehir yaratmalıyım kendime. Sular üstünde kayan bir rüzgar vızıltısıyla, tok sesimle bir şiir okumalıyım kulağında. Ellerin ellerimi, buğulu çorba içimi, kokun göğsümü ısıtsın. İçinde sen olan o şehirden sürülene kadar. Dudaklarımda loş bir alev, renk cümbüşünde sonbahar. Dökülmüş yapraklardan rüzgar vursun yüzüme, yosun kokulu sular kıskanç. Bizar olur deniz kıyıya çarptıkça, köpekler martıları kovalar aptalca. Korkum içinde sen olan bu şehirden gitmek, ardıma dönüp dönüp bakmak. Korkum gecelerin sana özenmesi, güneşin bir daha doğmaması bu şehirde. Anladım ki ya bu şehirden gitmeli, ya bir şehir yaratmalıyım içinde sen olan, sen. Evet, bir tane serbest şiir okuduk hocam. Siz genelde bestekarlar, söz yazarları genellikle hece ile yazarsınız. Ama fantazi türü şiirler de bestelenebiliyor değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Hocam tam da böyle ona değinmişken, söz yazarlığıyla şiir arasındaki fark, ilgi nedir? Yani siz kendinize şair demiyorsunuz, söz yazarı diyorsunuz. Bense kendime şair diyorum. Buradaki ilgi nedir? Buradaki fark nedir? Önemli olan yazdığınız şeyin karşı tarafa iletilebilmesi. Mesela arabesk nedir? Arabesk, fantazi, içinde yaşadığın acıları kaleme aktarabilmek. İtilmişliğin, kakılmışlığın, ihanetin kaleme alınması ve bunu başkalarının duyup ilgisine şey olması, mutakip olması, evet, diye düşünüyorum. Evet. Mesela her insan yazar şiir. Ben bu sevdanın nesine ağlayayım. Fon müziği alabilir miyiz? Bir açma zülüflerinin, evet, fon müziğini rica etsem. Peki saygıdeğer yönetmenimiz. Mümkün mü acaba? Fon alalım. Ben bu sevdanın nesine ağlayan, ağlayan da ciğerimi de ağlayan, düştüm bir zalimin ben ağına, kurtulacak gücü ben nereden bulam? Çekilecek dertlerim varmış dünyada, kaybettim kendimi dönülmez yolda. Dilerim Allah'tan bir gül gibi sen solda, yüzüne bakılacağın kalmaya senin. Ben bu sevdanın nesine ağlayam, ağlayam da o yâre kol kanat olan. Yoktur bana bir doğru lafı, güvenip de ona kol kanat açam. Bıraktım beni. Ben aradım bulamadım, sevdamı sunamadım.
bekledim gelir diye, yarimi saramadım. Yarim bu nasıl sevda? Güldürdün beni dosta. Anladım ki fayda yok. Bıraktım seni sana. Yarim elleme beni. Cahil belleme beni. Bir görünüp bir kayboldun. Sarhoş eyleme beni. Teşekkürler ediyorum. Yüreğinize sağlık hocam. Eyvallah. Çok güzel bir ezgiyle, çok güzel bir şiir dinledik. Hocam çok değerli dostlarımız mesaj gönderiyorlar. Evet. Samsat'tan, Uzuntepe köyünden Sait Deniz kardeşimiz yazmış. İstanbul'dan Zeynep Yıldırım hanımefendi yazmış. Sağ olsun her programda neredeyse bize mesaj gönderiyor, yazıyor. Zeynel Uludağ Besli'nden göndermiş. Bursa'dan Fatma Çiçek ve kardeşi Sevda Hanım birlikte izliyorlar bu programı, selam gönderiyorlar. Nermin Karakaya ablacığım çok değerli bir şair dostumuz. Eyvallah. İnşallah onu da konuk ederiz ileride. İnşallah. Zonguldak'tan o yazmış. Mahir Başpınar yazmış. Yine konuk edeceğimiz değerli şairlerimizden Elbistan'dan, Kahramanmaraş'tan ve çok değerli ses sanatçısı Ayşe Atlı Hanım yazmış bizlere. Adana'dan Emine Süzen yazmış. Başka var mı? Geldikçe Mustafa Turan Besin'den yazmış. Ona da teşekkür ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız arıyor bizi. Lütfen aramak yerine WhatsApp'tan ya da Facebook'tan mesaj yazın. Çünkü arama şansımız yok. Canlı bağlanma şansımız yok. Onlar da dostlarımız da inşallah mesaj yoluyla bize ulaştırırlarsa seviniriz. Tabii ki. Evet hocam, az önce Müslüm abiden, Müslüm babadan bahsettik. Ondan başka kimlere verdiniz eserler? Hangi eserleri kimlere verdiniz ya da çok vallahi, ulusalda okunan eserler var mı? Fahrettin Bey, Cengiz Kurtoğlu'yla çok görüşmüşlüğüm oldu ki ben Tarabya'ya çok gittim Cengiz abiyi dinlemeye. Televizyon programlarını izliyordum ben. Mustafa Keser'in oğlu var. Yürkan Keser, benim arkadaşım. Orkestra şefi. Cengiz abi nerede çıksa beni arardı İstanbul'da. Giderdim programa, seyirci olarak katılırdım, dinlerdim Cengiz abiyi. Tabii reklam aralarında gider konuşma şansım olurdu. Bir seferinde Feshane'de konseri varmış Cengiz abinin. Haberini aldım, İstanbul'daydım. Seyahatimi erteledim, gelişimi. Eserleri aldım, CD'leri falan Fahrettin Bey. Kulise gittim, saat 10'da konseri vardı sanırım, evet 9'da geldi kulise. İçeriye almıyorlar beni. Güvenlik, polis, özel güvenlikler falan giremezsin içeri. Ya diyorum ben bestekarım, Cengiz abinin hayranıyım. CD'lerimi vereceğim, olmaz giremezsin. Ama içeride var bazıları, hayranları. Derken Cengiz abi benim bulunduğum yere doğru geldi. Tabii ben polislerin baş tarafındayım. Cengiz abi dedim, kafasını kaldırdı, dedi ki beyler müsaade eder misiniz, kardeşim gelmiş dedi. Hı hı. O arada dedim Cengiz abi işte ben şuradan geldim böyle, beni tanıyor musun, tanımaz olur muyum, kurban olurum sana dedi. Dedim benim müzik eserlerim var, bestelerim var. Tabii ki dedi, biz besteler için buradayız. Gürkan çocuğum dedi, al dedi Bekir abinin telefonunu, ev adresini falan. Tabii ilerleyen zamanlarda tekrar gidişim gelişim olmayınca öyle kaldı. Şu an 2-3 tane sağlam sanatçı var alacak. Evet. Menajerim gelecek Besni'ye. İstanbul'dan film yönetmeni, menajer bu adam. Niran Ünsal'ın birebir tanıdığı menajerinin, İzzet Yıldızhan. Daha kimleri sayayım? Bunlarla birebir görüşüyor. Benim 5 tane seçeceğim eseri Bu Sevda Nergis Çiçeği de içinde olmak kaydıyla Besni'mizin bütün güzelliklerini çekeceğiz. Biz de içimizde, içinde olmamız vesilesiyle benim müziklere uyarlanıp
pazarlanacak. Evet. Bir hafta sonra, 10 gün sonra veya 15 gün sonra büyük ihtimalle olacak inşallah. Bakalım kısmet nasıl. İnşallah, inşallah. Besinden bir kıraathaneden nevi çiçeğini istiyorlar dostlarımız. Kıraathanenin ismi? Onun şey yapmayalım isterseniz. Ama nergis çiçeğini okuduk. Yani o müziğini okuduk. Sözlerini okuyabilirim yani, isterlerse yani. Nasıl isterseniz sözlerini tek alalım sizden. Tabii ki. Alalım. Buyurun. Fon müziği gelecek mi? Tamam. Gönül bahçeme diktiğim aşk tomurcuğu. Haydi gülümse çiçeğin bahara merhaba dediği gibi. Sen bana gönül veren nergis çiçeği. Unutma, unutmaya çalıştığım günlerde beni. Aşk başkalarına mutluluk, bana neden çile? Yarın gözleri siyah, yanakları gül pembe. Değişemem ben onu hiçbir kimseye. Buluştuğumuz yere gül diktim, gelir de koklarsın diye. Besnimizde teşekkür ediyorum. Salih Işık, Engin kardeşimiz var, onda bir mekanı var. Yandım çiğ köfteye, saygılar, selamlar. Mehmet Gündoğdu var, fırını var bu arkadaşımızın da. Nevzat var arkadaşım, Mehmet Ali Kandemir var. Onlara hepsine teker teker saygılarımı, selamlarımı söylüyorum. Evet, bizi izleyen bütün dostlarımıza. Şu an ekran başındalar. Gönderiyoruz. Kasım Güntekin var, menajerim İstanbul'da. Orhan Akdeniz var. Kahretmişim hayatımı, her akşam içiyorum. Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum. Onun söz yazarı. Yani Orhan Akdeniz, Mardinli. Çok yüreği, gönlü güzel bir abim. Ellerinden öpüyorum onu. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar gönderiyoruz. Öyle bir üstadımıza. Bu arada Ahmet Küçük Bey besinden bir şiir istemiş bizden. İnşallah okuyacağız size Ahmet Bey. Mehmet Girişit Hocam Gölbaşı'ndan selamlar gönderiyor. Ömer Gürsoy İstanbul'dan, tabi Samsatlı ama İstanbul'da oturuyor. Ona da şiir göndereceğiz. O zaman ben bir tane şiir okuyayım. O şiiri de bütün hem Ahmet Küçük Bey kardeşime hem de diğer bütün dostlarımıza armağan etmiş olayım. Bu tabii ki. Kafa tutarım güneşe diye bir tane şiir okuyayım. Bu akşam okuyacağım, son şiir olsun. Memnuniyetle. Gözlerim tavanda çaresiz gezinir. Saraya boyarmış tenim. Kulağımda meyhane şarkıları. Gece uzadıkça uzasa da kafa tutarım güneşe. Pencereye kar düşer. Kokunu getirir rüzgar. Meğer kokun saklıymış Poyraz'da. Kim duyar yıldız çığlığını, kim duyar sensizlik şarkımı, kaybolurum o hengamede. Nefesinin uçurumunda beynim. Azıtıyor içimdeki şeytan, maskarası olmuşum kentin. Yılları uçuruyorum sonsuzluğa. Sessizce ağlıyorum yüreğimdeki zemheriye. Ört üstümü ey gece, ey gökyüzü kapla yüreğimi. Gece fısıltısıyla okşa beni. Renkler düşsün toroslara, kadim şehirden armağan. Ey ölümsüz duygu, bırakma yakamı. Yak bedenimi aşkın cehenneminde. Uzanayım kollarında sere serpe. Bitse de gözlerimin şavkı, yine kafa tutarım güneşe. Kafa tutarım güneşe. Evet hocam. Serbest şiirleri beğeniyor musunuz hocam? Yani en azından benim yazdığım şiirleri beğeniyor musunuz?
hiçbir şiirin veya hiçbir şarkı sözü diyeyim size kötüsü olmaz. Önemli olan nedir? Karalamaktır. Yüreğinden gelen kalemle yazılıyorsa bu güzelliğe imza atmak demektir. Ha ilk başta biraz olur. Hasret diye bir eserim var benim. Müslüm Gürses'e uyarladığım eser. Evet. Sensiz doğan gün neyime gerek? Ne yapsın sensizliği bu yürek? Elini tutmasam, yüzüne bakmasam, başkaları değil bana sen gerek. Müslüm babası yok bunun. Biz sonradan uyarladık. Bu benim ilk müziğe buluşturduğum eserim. Hiç kafaya takmıyordum. Bartın'da, Bartınlı Kral, Mehmet Yılmaz, kardeşi Muhammed Yılmaz. Bundan internette tanıştık Fahrettin Bey. Evet. İstişaremiz devam etti. Telefon numarasını falan aldık. 3-4 tane eserimi gönderdim. Abim, kardeşim diyorum şu an ona ben. O da bana kardeşim diyor. Bu şarkıya meftun oldu. Hey, günde 3 kere 4 kere dinlemeden rahat edemiyormuş. Ha, bu vesileyle ben de Müslümcü oldum. Zaten Müslüm Gürses'i seviyordum. O da mükemmel bir Müslüm Gürses hayranı. Selam gönderiyorum Bartın'a, İstanbul'a. İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarım var. Karaköy Beyoğlu hattı tünelden emekliyim ben Fahrettin Bey. Evet. Orada çalışan bütün arkadaşlara, bütün emekli arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Bir klibimiz daha vardı değil mi hocam? Bir tane klibimiz evet. vardı. Evet. O klibimizi de... Sevdiğim. Sevdiğim İbrahim Şen seslendiriyor. Evet. O klibimizi de dinleyelim. Tabii ki. Ondan sonra de. Devam edelim sohbetimize. Eyvallah. Sevdim ya.
hayli zaman oldu, seni düşünür oldum. Mutlu günlerimiz aklıma geldikçe harap oldum. Seni düşünmekten inan gençliğimden oldum. Sensiz paramparça bir aneyim. Sevdiğim. İbrahim Şen kardeşimiz de güzel yorumlamış. Evet. Sevdiğim eserinizi. Bununla ilgili bir anısı var mı şeyin? Ha bu arada her iki klipte de siz de oynuyorsunuz. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Abes olmasın, özür dilerim. Ben bu yayına, programa konuk olarak geldim. Bazı şeyleri söylemek zorundayım. Tabii ki. Türkan Şoray'ın bir sözü var. Belki duydunuz, belki duymadınız, bilmiyorum. Oynadığım bütün filmlerde ilk önce benim ismim yazacak diye bir tabiri var onun. Sağ olsunlar, selam, saygı gönderiyorum. Eğer bilmiyorum, dinliyor, bakıyorlar mı, bilemeyiz de. Benim de içimde şöyle bir yutku var, şeyim var, yani yolum var. Bazı kliplerimde muhakkak olmalıyım. Evet. Ha, ileride belki şiir CD'si veya şiir kitabı da olabilir. Çıkarabilirim. Yani belki en iyi o duyguyu da siz verebilirsiniz. Hani yani şimdi olduğu için. Fahrettin Hocam şöyle bir şey var. Bir şarkıyı en güzel yorumlayan, en güzel dile getiren onu yazandır. Mutlaka. Sesi ne kadar çirkin olursa olsun o duygu ondan, kaleminden çıktığı için o kadar güzel verebilen ancak odur. Hakan Altun buna örnek. Serdar Ortaç, Selami Şahin, Sezen Aksu, Nazan Öncel, yani bunlardan birkaçı. Hiç İbrahim Tatlıses'ten bahsetmedin sanki hocam. İbrahim Tatlıses vurulduğu zaman Acıbadem Hastanesi'ne yatmıştı. Kemal Turgut var İstanbul'da, arkadaşım benim, selam gönderiyorum ona da. Onunla beraber Acıbadem'e gittik. Fahrettin Bey, ben hayatımda daha öyle bir şey görmedim, inanın bana. Ağlayan bir tarafta, bağıran bir tarafta, müzikler çalıyor bir tarafta, yemek dağıtıyorlar, çay dağıtıyorlar. Yani alabildiğince her tür var. O arada içime öyle bir duygu geldi. Söyleyebilir miyim? 2-3 dörtlük bir şiirim var tabii, benim. Tabii. Sıktılar kafama, aktılar kanım. Şu yalan dünyadan ayrıldım sandım. Ben bu dünyada küçücük bir canım. Namerdin elinden alma Allah'ım. Düşmezdim pusuya, gelmezdim oyuna. İnsanları mert, delikanlı sandım. Bu olanları hiç mi hiç hak etmedim? Gerçekten hak etmedim. Niye diyeceksiniz? İyi sesler, sağlam sesler, güzel kalemler her zaman gelmez. Geldiği zaman da kıymet bilinmesi lazım. Ha, ahlaki değerlerine ben hiçbir şey diyemem. Ama ses çok önemli. İbrahim Tatlıses her türden şeye, tarza söyleyebilecek kapasitede bir insan. Ha, bunun yanında diğer başka sanatçılar da var. Ama ses çok önemli. Mutlaka. Mesela Latif Doğan'ın bir eserini almıştı bir ara. Güzel de söylemişti. Yan bağlamaydı sanırım. Evet. Evet hocam, programımızın da sonuna doğru geldik. Çok az bir süremiz kaldı. Siz bir besteci, bestekar olarak, bir besteci, bestekar olarak Ali Tekintür'e konuşmadan geçemeyeceğim. Tabii çünkü Ali Tekintür'e benim üzerinde de büyük etkisi olan bir üstad. Yani ben işte 85-86'lı yıllarda Ali Tekintür'ün şiir kasetlerini dinleyerek şiire, aşk şiirlerine biraz daha meyil etmeye başladım. Onun için benim için Tekintür'e rahmetlik, Ali Tekintür'e çok önemli bir yer işgal eder. Kendisini en son 3 yıl önce Antalya'da bir şiir programında 3 gün beraber olduk. Aynı otelde, aynı yerde ve bana...
felaketli sempati duydu. Yani hem, hele hemşerim gel, hele hemşerim git, hele hemşerim gel. Yani orada çok güzel bir hemşericilik yaptık. Yani ona karşı olan muhabbetim tabii ki biraz daha arttı. Sizin bir diyaloğunuz oldu mu Ali Tekin Tabii Bey'le? Ki. Elenor Müzik'te oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Sigara içtik, çay, kahve içtik. Benim müziklerimi dinledi, sağ olsun. Ama şimdi bir adam elinde besteleri var gelmiş, büyük bir kitleye gelmiş. Bu adamın biraz bazı şeyleri öğrenmesi lazım. Doğru mu? Evet. Yani lep demeden leblebi olmaz. Olmaması lazım. Sağ olsun ilgi alakası hiçbir zaman eksik etmedi. Cenazesine gidemedim. Besindeydim. Ama gittiğimde muhakkak çocuklarıyla, hanımıyla bir şey yapmak isterim. Yani hala sosyal medya hesapları açık. Birileri takip ediyor bunları. Ben oradan takip ediyorum. Bende de var. Evet. Muhtemelen eşidir. Kendisine de evet. Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'mizde bomba sanatçı olup da onun bestesini okumayan sanatçı yok diyebilirim. Yok, yoktur. Ebru Gündeş bile hepsi okumuş. İnanın ki hepsi değerli hemşerimizin, rahmetli hemşerimizin eserlerini seslendirmiş. Mekanı cennet olsun. Hocam bu arada yine mesajlar geliyor. Terzi Mesut kardeşimiz göndermiş. Oo şey arkadaşım benim. Selam Mehmet Çetin, Mehmet Çetin kardeşimiz yazmış. Besin'den. Evet. Yine Besin'den isimsiz bir izleyicimiz sizden selamlar gönderiyor. Tabii ki selam. Hepsi istek istiyor. Ama zamanımız kalmadı. Aynı zamanda Mahmut Aldemir Çelikhan'dan değerli bir şair yazmış, izliyor bizi. Kendisine çok teşekkür ediyor. Selamlar gönderiyoruz. Saygılar, o da bize can kulağıyla dinlediğini söylüyor. Kendisine teşekkür ederiz. Eyvallah. Hocam malum programın sonuna geldik. Biz sizin hani size sormadığımız konular oldu mu? Ya da sizin söylemek istediğiniz son sözlerinizi alalım ve programı o şekilde kapatalım. İlerleyen zamanlarda bu sevdanın bir ben şeyini yapayım da hocam. Onu bir burada yayın da verebilir misiniz bir programınızın içerisinde? İnşallah. Bu da Bekir Dost'un eseri diye şey olursa çok memnun olurum. İnşallah. İlginize, alakanıza, misafirperverliğinize çok teşekkür ediyorum. Mercan TV'nin en üstünden en altına kadar hepsine saygılar, selamlar gönderiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Almanya'da bir arkadaşım var. Sait Çavuş. O da benim bir eserimi klip yaptı. Onu ilerleyen zamanlarda şey yapacağım. Bayram Çavuş var, ona selam saygı gönderiyorum Samsun'da. Bayram hocam, emekli öğretmen, çok saygı sevdiğim, çok saydığım bir abim benim. Sağ olsun, ilgide alakada hiç eksik etmiyor benden. İnternette yazışıyoruz, konuşuyoruz, sohbetimiz, muhabbetimiz. Besin'de en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsine saygılarımı, selamlarımı, bir borç biliyorum. Sizi bu konuda beni ağırladığınız, konuk ettiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Mustafa Yeşilyurt hocamı da anmadan geçemeyeceğim. Gaziantep'ten bize Eyvallah. Mesajı son anda geldi. İnanın yetiştiremiyorum gerçekten mesajlara. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sayın seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine çok değerli konuklarla, çok güzel şiirlerle, müziklerle, sohbetlerle huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Şiir tadında mutlu bir akşam diliyorum efendim.